Evet sevgili seyirciler, SanRTV ekranlarında yayınlarımız devam ediyor. Esnafımıza saygı ve moral yayınları yapıyoruz. İlçe ilçe esnaf odası başkanlarıyla uzaktan bağlantı yöntemiyle konuşuyoruz. Tabii her ilçemizin kendine has özellikleri ve ekonomik sektörleri var. Silifke de bunlardan bir tanesi. Turizmiyle, tarımıyla, geçiş güzergahıyla ve nüfusuyla. Aslında Mersin'imizin önemli ilçelerinden bir tanesi. Şimdi oraya uzanacağız ve orada da Silifke Esnaf Odası Başkanı Uçal Mavili Başkanımız da şu anda canlı bağlantıyla bizimle beraber. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Tabii aslında nasılsınızı iki anlamda sormak lazım. Çünkü gerçekten zor bir süreçten geçtiniz esnaf olarak. Tabii tüm Doğrudur. ülke Hala geçiyoruz. muhakkak tüm ülke zor bir süreçten geliyor maddi manevi ama bunun ekonomik anlamdaki en büyük belki de can damarı esnaflarımız, ekonomiyi ayakta Ya. tutan can damarımız. Bunu sizden dinleyelim. Silifke nasıl geçirdi bu ve nasıl geçirmeye devam ediyor? Vallahi sizin de bildiğiniz gibi yani ülkemiz nasılsa Silifke de öyle. Yani sokağa çıkma yasağına %100 uydu. Evet. Uydu herkes. Biz de yardımcı olacak uyun diye. Çünkü ne kadar kurallara uyarsak daha çabuk geçer diye. O yüzden esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızla halkla bu konuları güzel bir şekilde anlattık. Anladılar. Biz de anlattık. O yüzden bu şeyle ilgili fazla bir sıkıntı olmadı bizde. Sokağa çıkma yasayla. Çünkü sokağa çıkmak gereğini duymayan insanlar neden çıkmadı? Bir an önce virüs belasından kurtulalım diye. Herkes bir an önce uyudu. Daha çabuk virüs atlatalım diye. Evet. İnşallah geriye dönüş başlamıştır diye düşünüyoruz. Tabii Silifke'yi konuşuyoruz ama aslında Mersin'i de değerlendirdiğimizde büyük şehirler arasında vaka sayısının en az olduğu şehirlerimizden bir Yani tanesi. Bu anlamda da vatandaşlarımız zaten kurallara ve tedbirlere riayet ediyor başkanım. aynen öyle. O yüzden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu kurallara uyup ve bir kişinin değil herkesin bir an önce bu virüsten kurtulması için o yüzden Mersin'imize, Silifke'mize, tüm ülkemize bu kurallarla ilgili uydukları için herkese teşekkür ediyoruz. Bir an önce de bitmesini istiyoruz. Yoksa esnaf diye bir şey kalmayacak. Umarım bu günler de biter ve sizler de eski günlerinize geri dönersiniz. Sayın Başkanım, odanızda İnşallah. kayıtlı kaç esnaf var ve bu esnafların yaklaşık kaçı kapalı şu anda? Şimdi değerli arkadaşım, bizim Silifke'mizde sadece biz Karmo'dayız ve Mersin'in ikinci büyük odalarından biriyiz. 3000'e yakın üyemiz var. 3000'e yakın. Siz de bildiğiniz gibi kapalı olan esnaflarımız erkek berberleri, bayan kuaförü, güzellik salonu, kahvehaneler, eğlence yerleri, kafeler ve seyyar pazarlar işin içine girdi. Evet. O yüzden 1000 küsür tane şeyimiz var. 1400 tane kapalı esnafımız var şu anda. İşte Evet. berberlerle kuaförler açılınca güzellik salonlarıyla geriye kahvehaneler, eğlence yerleri, kafeler, seyyar pazarlar kaldı. İnşallah onlar da önümüzdeki günlerde açılır diye tahmin ediyoruz. Sayın Başkanım, yani dediğiniz gibi 1400 iş yeri kapalı. Çalışanları Yani da belki çalışanları da bunun içine katarsanız bu 3000'leri 4000'leri bulacak ayrı üç olarak binleri dört baktığım. binleri bulur. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani Aynen öyle. burada devletin peki desteklerini siz nasıl buldunuz? Yani Bağkur primleri ertelendi vesaire, kiralar belki anlaşmalarla kendi sahipleriyle ertelendi. Bunlar yeterli oldu mu esnafımız yani bu süreci nasıl atlatacak? Ya şimdi yeterli oldu dersek kim inanır? Esnaf inanmaz, biz inanırız. Yeterli hiç olmadı. Evet. Umduğumuz gibi olmadı ama mutlaka biz devletimize güveniyoruz. Devletimizin yanındayız. Mutlaka bir çözüm bulacaklarının da inancındayız. O yüzden umudumuzu yitirmedik. Şu anda bizim esnafımızın sorunu, sanatkarlarımızın sorununu valimiz, kaymakamımız, devletimizi en yukarıdakiler, bakanımız, cumhurbaşkanımız da tüm esnafın sorunlarını şu anda bilincinde biliyor. Çünkü bizim federasyonlarımız, gerekli birlik başkanlarımız bu konuda
tüm yetkili mercilere esnaf sorunlarını birebir ilettiler, birebir. O yüzden tüm sorunları devletimiz bildiği için mutlaka bir çözüm bulacaklarını bekliyoruz. Umudumuzu kaybetmedik, umutluyuz da. Muhakkak umut her zaman olacak Sayın Başkanım. Yani. Burada şu detay önemli. Esnaflarımız anayasada da yani kanunda da günlük kazanan, günlük tüketen bir sektör olarak bilinir. Yani bu şekilde kazancını sağlıyor. Şimdi biz biliyoruz ki esnaflarımızda günlük kazanan, yevmiye usulü çalışan kardeşlerimiz de vardı. Yani ailesine, evine ekmek götüren. Tabii bunlar bu kısa çalışma ödeneği, sigorta vesaire bunları da konuşacağız ama burada bir mağduriyet oldu. Yani bunlar nasıl peki giderilecek bu mağduriyetler? Günlük kazanan, yevmiyeyle evine ekmek götüren esnaflarımız vardı. Orada çalışanlar belki. Şimdi burada Bağkur'u, sigortayı, vergi dairesini ertelemek yani bize kısmi bir şeydir, destek. Yoksa bunu esnaf ve sanatkarlarımıza kapalı olduğu için ayrı bir destek anlamına gelmiyor şu anda. Biz esnaflardan aldığımız bilgiye göre sıcak para nakdi olmadığı sürece sen SSK'yı, Bağkur'u ertelesen bile ileride yine ödeyecek vatandaş bunu şunu ödemezse. Evet. Bize nakdi yardım lazım, nakdi. Yoksa böyle SSK'yı ertelemeyle, Bağkur'u ertelemeyle pek bir şeye katkısı olmadı bizim esnaf ve sanatkarlarımıza. Şimdi 11 Mayıs'ta Sayın Başkanım biliyorsunuz berberler, kuaförler, güzellik salonları belirli tedbirlerle açılacak. Bunu İçişleri Bakanlığı ilan etti. Siz bu kararı yerinde buluyor musunuz? Erken miydi? Yok gayet yerinde mi oldu? Nasıl değerlendirdiniz bu açılmayı? Ya şimdi ben o konuda bir şey deme lüksüm yok. Neden dersen? Çünkü bunun açılmasına karar veren tepedeki bilim kurulu Sayın Cumhurbaşkanımız. Demek ki bu virüsle ilgili dünyaya gidiyor ki açalım dediler. Veyahut da esnaf biraz daha ayakta dursun bitmesin diye can suyu gibi amaçlı açılmış olabilir. Yani mutlaka açılmasını biz doğru buluyoruz ama virüsle ilgili yani katkısı ne olur, zararı mı olur, faydası mı olur onun mutlaka bu açılmasına karar veren yetkililer araştırmıştır, incelemiştir. O yüzden açılmasına karar vermişlerdir. Açılması bizim için tabii ki çok iyi. Ama bu virüs belası ile ilgili açılınca etkisi ne olur? Yani onu bilemiyorum tabii ama bunun açılmasına karar verenler mutlaka doğru bir karar verdiğine inanıyorum. Tabii normalleşmeye doğru geçiyoruz. İlk aşaması işte dediğiniz gibi bazı şehirlerde Mersin'de dahil olmak üzere seyahat yasağının kalkmasını konuştuk. Şimdi Silifke transit geçişi olan, önemli güzergahları olan bir kentimiz. Turizmiyle, yayla turizmiyle Mersin'imizin önemli bir ilçesi. Yani, orada seracılık da çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Var. Özellikle çileğin yüksek yerlerde... Muz artık ilerledi. Narenciye'nin de orada önemli olduğunu biliyoruz. Tarım anlamında neler söylemek istersiniz? Oradaki hasat mevsimlerinde... çalışma olarak, çalışma koşulları olarak, işçiler olarak bir mağduriyet yaşandı mı Silifke'de? Yok, hayır. Burada bizim ilçedeki kaymakamımızın nezdindeki Rıfz Seha grubu bu konuda çok güzel çalışmalar yaptılar. Yani o konuda en ufak bir tarımla ilgili bir sıkıntı olmadı. Herkes üretmeye devam etti. Başkanım, turizmle ilgili beklentiniz nedir? Şimdi havalar da ısındı. Turizmle İnsanlarımız ilgili beklentimiz çok ama şu anda nasıl beklentimiz olacak? Önümüzü göremiyoruz ki yazın ne olacak? Yani oradaki işletmeler de bir beklentiye girmişti. Çünkü Silifke'miz turizmiyle de çok yoğun ekonomik gelire sahip o anlamda. Burada geçinen otelcilerimiz, orada çalışanlarımız, oradaki sadece mevsimlik çalışan bazı esnaflarımız var. Sadece yaz turizminde. Bunlar bir şey bekliyorlar mı? Size bir talepleri oldu mu? Ya herkes dört gözle bekliyor. Ne zaman bitecek virüs belası da işimize döneceğiz diye. Çünkü dediğiniz gibi esnaflar mağdur, yanında çalışanlar mağdur. Evet. Buraya gelmek için, turizmde katkı vermek için, dinlenmeye gelmek için insanlar dört gözle bekliyor. Evet. Mutlaka yani yazın açıldığı zaman nasıl olur, ne olur onu da bilmiyoruz vallahi. Herkesin beklentisi güzel. Beklentisi çok. İnşallah beklediğimiz gibi olur Sayın Başkanım. Biz de güzel şeyler bekliyoruz ya, ama.
İnşallah. Yani bir an önce bu virüsten kurtulmazsak bizim işimiz zor. Ve virüsten de kurtulsak da devletimiz bize mutlaka yardım etmesi lazım. Çünkü iş yeri açılınca her şey bitmeyecek. Örneğin şimdi berberler, kuaförler açıldı deniyor. Genelgeye bakıyoruz. Her hafta dezenfekte olacak, bunu olacak. Vatandaş kime yaptıracak? Bir sürü para her hafta. Yani berber dükkanlarını biliyorsunuz hep küçük küçük, iki koltuklu, üç koltuklu, dört evet. koltuklu neyse. Bekleme sıkıntısı var, randevu sıkıntısı var. Çalışanların ayrı bir sıkıntısı var. Yani bilmiyoruz, buna doğrudan destek başka ne gibi yapılanma olur, onu önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Mutlaka bir şeyler olması lazım. Yoksa açılmayla iş bitmiyor artık. Çünkü kurallar biraz katı. Ama mecbur katı olacak. Çünkü virüsten kurtulmak için de mecburen katı kurallara uyulması lazım. Sayın Başkanım, iki aylık bir, hemen hemen bir sürede berberlerimiz, işte esnafımız, çoğu esnafımız kapandı. Diğer esnaflarımız da işte sokağa çıkma kısıtlaması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısı sonrasında çok fazla işleri de olmadı. Yarı yarıya belki çok daha az düştü. Şimdi önümüzdeki günlerde özellikle mesela berberler açılacak. Belki ilerleyen zamanlarda lokantalarımız, kafeterlerimiz açılacak. Şimdi burada bakanlığın önerilerinde şunlar var. Kullanatlar var. Dezenfeksiyon malzemeleri var. Ekstra ürünler var. Yani bu ne demek oluyor? Esnafımıza ilerleyen zamanlarda ekstra bir maliyet çıkacak. Kullanatlarla vesaireyle. Bu anlamda esnafımız da hizmet anlamında bir zamma gidecek. Çünkü kendi bağkurları var. 3 ay ertelendi. Yarın bir gün 2 bağkur birden gelecek. Bunu nasıl konuşmak gerekiyor? Vallahi az önce dediğimiz gibi şimdi kapalı olanları kapalı. Fakat kapalı olmayanları resmen atık gibi görünenler lokanta var, ciğerci, tantuncu, torbacı, ayakkabıcı, kuaförci, hediyeli eşya bunlar normalde açık görünüyor. Evet. Fakat gıdanın dışında tüm esnaf mağdur. Sadece gıda maddesi satanlar biraz bu dönemden zarar olmayanlar. Yoksa öbürü içkili lokantalar var sahillerde kapalı, yandaki çalışanlar yine öyle. Şimdi paket yap diyorlar da bu paket yapınca onu yiyecek adam da yok. Kuaförciler açık mesela. Kuaförcülerin dükkanına giden yok. Ayakkabıcıya giden yok. Resmiyette evet. açık görünüyor ama sokakta kimse olmayınca kime satacaklar malı? İnsanlar alışverişten de tedirgin oldu. Ayakkabıcıya girmiyor, tuhafiyeciye girmiyor. O yüzden kapalı olanların yanında açık gibi görünenler de mağdur şu anda. Sayın Başkanım, siz ara ara esnaflarınızla uzaktan, yakından, telefon bağlantısıyla görüşüyorsunuzdur. Onlar da size... Yüz yüze. Onlar da zannediyorum ki sürekli sizlerle dertleşiyordur. Siz onlardaki şeyi nasıl gördünüz? Yani moralleri yüksek mi? Geleceğe nasıl bakıyorlar? Biz bugünleri de aşarız mı diyorlar? Yoksa kara kara düşünüyorlar mı? Ya şimdi %99'u biz bu krizi aşarız. Bu inanç var. Esnafımız karanfil olmaz hiçbir zaman bizim. Esnafımız ne zorluklar geçti, ne krizleri atlattı. O yüzden bunu da aşarız diye umut ediyoruz. Evet. Ama en az zararlaşmayı hedefliyoruz. Herkes de aynı düşünce, biz aynısını söylüyoruz. Çünkü önemli olan insanlarda psikolojik, bizim esnafımızın psikoloji çok iyi. Fakat devletimiz küçücük bir nakdi yardım yapsa bu moralimiz biraz daha artacak. Böyle Sayın Başkanım, gerçekten dediğiniz gibi sadece Mersin'de değil, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde esnafımız maalesef zorda. Bu arada bazı sektörler var ki Sayın Başkanım, el emeği göz nuru deriz ya, el işçiliği olan, ustalık gerektiren, zanaat gerektiren, işte kalaycılık olsun, burada marangozluk olsun vesaire, ustalık gerektiren mesleklerde biz biliyoruz ki eleman yetiştirmede de zaten sıkıntı var. Yani böyle, bu zaten... Evet. Bu sektörlerde böyle bir sıkıntı var. Şimdi ustalarımız ne düşünüyor? Yani belki yanlarında çıraklar vardı, yetiştirdiği elemanlar vardı ve olacaktı. Şimdi nasıl olacak? Yani ustalarımız da evde belki. Ya şimdi evde olan ustalarımız da var. Tabii marangoz gibi meslekler, el emeği olanlar. Şu anda onların kapatmayla bir sorun yok. Onlar yine rutin böyle %40-%50'lerle çalışıyorlar. Çalışıyorlar. İlk zaman bir sıkıntı oldu. 18 yaşında dediğimiz şey 20 yaşında diye.
biliyorsun çoğu çırakla kalktılar. Zaten 16, 17, 18, 20 yaşında üstü de ustalar var ama şu anda bizim marangoz gibi olan esnaflarımızın işine devam ediyorlar. Tabii yanındaki çırak sıkıntısı, usta sıkıntısı Türkiye sorunu. Yani yalnız bizim Silivke'deki marangozun Mersin'deki esnafın değil. Evet. Bu 4-8-12'ye geçince esnaflar çırak bulmakta, kalka bulmakta zorlanmaya başladılar artık. Bunu devletimizin mutlaka çözüm bulması lazım. Çünkü şu anda sanayi esnafı bile çoğu yalnız çalışıyor. Üstte bir oldu. Omuz omuza verdiler, öyle götürüyorlar. Yoksa çırak kalka yok. Maalesef dediğiniz gibi esnafımızın hangi noktasına parmak bassak bir sıkıntıya denk geleceğiz. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Son olarak da şöyle isterseniz sizden fikirlerinizi almak istiyorum. Bizler de esnafımıza moral yayınları yapıyoruz. Saygı ve moral yayınları. Çok teşekkür ederim. Biliyoruz ki esnafımızı her zaman hizmetimizde, her zaman gerçekten iyi niyetli, rahmani bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyorlar. Özellikle fırıncıları burada unutmamak lazım. Gece gündüz demeden belki sokağa çıkma yasaklarında siz fırıncılarımızın bu fedakarlığını nasıl değerlendirmeniz lazım? Ben hatta şunu diyorum Sayın Başkanım. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarımızı alkışladık. Belki bir alkış da fırıncılarımıza. İnşallah fırıncılarımız da yani bu virüsten dolayı da zaten tüm emekçi onlar insanların en temel gıda ihtiyacını gideriyor. Ekmek çünkü ekmek olmazsa hayat olmaz. Evet. Bunlar yani virüsün dışında normal günlerde de insanın en acil ihtiyacı olanını karşıladılar. Yine karşıladılar. Onlara ne kadar teşekkür etsek, ne yaparsak az, az, az. Ama Allah herkesin gönlüne göre versin. Fırıncılarımız yıllardır insanların en temel gıda ihtiyacını gideren kesin. Olmaz, ekmek olmazsa olmaz. Aynen öyle Sayın Başkanım. Son sözlerinizi şimdi şöyle alalım. Diyeceğim. Buyurun. Birkaç kelime daha söyleyeyim. Buyurun Sayın Başkanım. Şimdi bilindiği gibi düğünler iptal. Evet. Çiçekçi, fotoğrafçı, organizasyon, oyuncu vesaire bu tür esnaflarımız da mağdur. Eskiden bir düğüne giderdi. İnsanlar biraz stres atardı, eğlenirdi. Bazı şeyleri unuturdu. Şimdi düğünler de gitti. Organizasyonlar da yok. Bu konuda çiçekçiler, fotoğrafçılar da mağdur oldu. Evet. Ayrıca madem sizinle bir böyle bir iletişime geçtik, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Esnafımızın sesini en azından duyurabildiğimiz kadar duyuracağınızdan hiç şüpheniz yok. Görelim. Şimdi çoğu esnafımızın iş yeri kira, evi kira, mal sahibi parasını istiyor. Adam haklı çünkü mal sahibi de ona göre gelirini giderini ayarlamıştır. Ya çocuğunu okutuyordur. Ya da başka yerde borcu vardır, kirasını alacak, karşıyı kapatacak. Esnaf da kira ödeyemeyince mal sahibi de mağdur şimdi. Mal sahibine de şey gözüyle bakmamak lazım. Evet. İşte parazil gözüyle. Çünkü onun da kendine öyle ihtiyaçları vardır. O yüzden şimdi elektrik paraları, su paraları sürekli mesaj geliyor telefonlara. Esnaf diyor ki işte elektrik ertelenmedi mi? İşte 2 milyarın altındaysa diyor elektrik paran keseriz diyor. 2 milyarın üzerinde yani küçük esnafına kaç tanesini ceyren parası olur? Toplasın 300 lira, 500 lira, 1 lira. Ama şu anda elektrik dağıtım şirketleri yani hiç şey yapmıyor, esnafa yardımcı olmuyor. Soruyoruz da özel biz karışmaz diyor devletin yetkili kurumlarda. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Zaten dükkan kapalı, açık olsa da iş yapmıyor. Ama geçmişte kalan ceyren paralarını istiyorlar. Ayrıca şimdi mesken deyince ceyran parası ucuz, ticari deyince pahalı, su da öyle. Mesken deyince pahalı, şey ucuz, ticari deyince pahalı. Ya biz elektrik satmıyoruz ki neden pahalı olsun bizim ticari olunca elektriğimiz? Biz her zaman diyoruz, bizim de bilmenizi istiyoruz. Biz bir küçük esnaf iş yerinde elektrik satmıyor ki. Yani sen ticariysen elektrik pahalı. Mesken sen ucuz. Ben bildiğim ticari olan ucuz olacak ki. Haklı evet. Yapacak. İstihdam sağlayacak burada şeye. Sayın Başkanım siz de çok güzel özetlediniz. Gerek yani bu aslında ülkemizin sorunu. Sadece Silifke'yi konuşmadık biz sizinle. Ya, Türkiye'nin ya. Sorunu. Yani biz biliyoruz ki artık bazı işletmeler şirketleşti, tekerleşti. Ama esnafımız hala kendi başına ayakta durmaya görevini, kutsal görevini belki de en güzel şekilde icra etmeye çalışıyor. Umarız
sizin söyledikleriniz yetkililer tarafından duyulur, dikkate alınır ve bu süreçte belki bir ders alınır esnaflarımızın bunca çektiği sorunlardan sonra ve inşallah güzel adımlar atılır. Sayın Başkanım, son olarak tabii hep konuştuklarımız sıkıntılardı ama siz geleceğe nasıl bakarsınız? Son sözlerinizi öyle alalım. Umudumuz var mı? Moralimiz nasıl? Siz gelecek nasıl mesajlar vermek istersiniz? Vallahi açık söyleyeyim. Bizim gelecekte umudumuz hep vardır. Biz moralimizi bozmayız. Ülke bizim ülkemiz. Elimizden geldiği kadar katkı yapılacaksa en güzel katkı yine esnaf sanatkarlar yapar. En fazla cezayı çekse de esnaf katkıya geldiği zaman en fazla katkı yine esnaf sanatkarlar yapmıştır ülkemize. Evet. Şimdi devletimizin ayakta durması için tüm esnafımız elinden geldiği kadar gecesini gündüzüne kataraktan katkı vermiştir ülkemizin geleceği için. O yüzden biz gelecekten umutluyuz. Geleceğimiz inşallah daha güzel olur. Bu bize bir ders oldu. Bu virüsten dolayı bir ders çıkarız. Bir daha dersimize çalışırız. İnşallah önümüzdeki günlerde böyle bir virüs veyahut da başka bir vaka olmaz. Ortada hazırlıklı oluruz diye düşünüyorum. Biz umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Devletimizden de bekliyoruz yine umudumuzun karşılığını mutlaka ama nakdi yardım. Sıcak para olarak bekliyoruz. Onu ayrıca söyleyeyim. O yüzden bizim umudumuz vardır. Bu ülke daha güzel yerlere layıktır ve hep beraber bu ülkeyi en güzel yerlere getireceğimize inanıyorum. Ve sizlere de bu güzel sohbeti, esnafımızın sorunlarını böyle açık açık son detayına kadar hepsini konuşamasak bile birazını konuşursak esnafımızın sorunu o kadar çok ki. Yani nereden başlasan sorun ama en azından bir yerden başlamak lazım. Evet. Biz de bu güzel sohbetten dolayı sizlere ve bizim esnafımız adına Mersin'imize ülkemizin tüm en büyük bürokratlarına kadar bizim sorunlarımızı ileten Sayın Mersin Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer abime, birlik başkanımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim sesimiz kulağımız. Biz sesimizi ancak burada duyururuz. Sayın Birlik Başkanım federasyonlarda hükümet yetkililerinde en güzel şekilde bizim sorunlarımızı anlatıyor ve bizimle iletişime geçiyor. Nereler diyeceğimizi, nasıl yapacağımızı bizden bilgi alıyor. Bizden aldığı bilgileri de devletimizin en icra, en yukarıdaki, tepedeki kişilere sorunlarımızı iletiyor. Ona da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum esnafımızın sesi olduğu için. Sayın Başkanım, ağzınıza sağlık. İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel, daha umutlu, daha huzurlu olur diyelim. Size de sağlık, İnşallah. Esenlik diliyoruz. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Biz de teşekkür ediyoruz. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Günler hayırlı. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sevgili seyirciler, tabii esnaf deyince özellikle bu süreçte zaten esnafımızın sıkıntılarını biliyorduk. Yani bu sadece virüsle bağdaşlaştırılmaz yani. Önceden de esnafımızın birçok sorunu vardı. Maliyetlerdeki sıkıntılar, kira artışları, elektriklerde yaşanan sıkıntılar, su fiyatlarındaki artışlar vesaire. Bunlar bugünün konusu olmadı hiçbir zaman. Yarın da olmayacak. Bu virüs elbette geride kalacak, geçecek ama ileride yine esnafımız sorunlarla baş başa kalacak. Sayın Başkanımız da açıkladığı gibi kalıcı önlemlerin alınması adına da bu sıkıntıların gündeme gelmesi lazım. Yani yetkililer tarafından da dikkate alınması lazım. Elbette alınıyor. Elbette esnafımızın sorunları, şikayetleri devlet yetkililerimiz tarafından biliniyor elbet. Çünkü kuruluşlarımız var, odalarımız var. Bunlar bir üste iletiyorlar. Bakanlıklara kadar, yetkililere kadar bu sorunlar gidiyor. Umarız ki dediğim gibi Sayın Başkanıma da onu dedim. Yani umut her zaman olmalı sevgili seyirciler. Umut olmazsa bizi insan yapan değerler olmaz. İnanç olmazsa, geleceğe moralle bakmak olmazsa bugünleri aşamayız. Biz her zaman ne diyoruz? En büyük hastalıkların bile en güzel ilacı moralli olmaktır. O yüzden biz moralli olacağız ve bir moral yayınlarına da devam edeceğiz. Yine bir kısa ara verelim sevgili seyirciler. Yine yayınlarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Başkanlarımızı sizlerle buluşturacağız. Bugün esnafımıza ayırdık biliyorsunuz. Esnafımızın sıkıntılarını, yaşadığı sorunları
mevcut sorunları, koronavirüsle beraber gelen ekstra problemleri de bu ekranlarda oda başkanlarımızla birlikte konuşacağız, tartışacağız. Belki çözümlerini arayacağız. Sizler ekranlarınızdan ayrılmayın. Bizler ufak bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.